Kongo Yurtseverler Birliği lideri Thomas Lubanga, çocukları silahlandırarak birlikler oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 14 yıl hapisle cezalandırıldı. Bu UCM'nin ilk kararı oldu. Çoğunluğun kararına uygun olarak Sayın Lubanga 14 yıl hapisle cezalandırılmıştır. 2005 yılında yakalanan Lubanga'ya 6 ülke hapishane sağlayabileceğini açıklamıştı. Ceza infaz yeri mahkeme tarafından kararlaştırılacak. Kurbanların avukatı karardan genel olarak memnun olduklarını ifade ediyor. Memnunuz fakat kararın uygulandığını gördüğümüzde daha da memnun olacağız. Çünkü kamuda genel bir intikam beklentisi bulunuyor. Lubanga'nın lideri olduğu Kongo Yurtseverler Birliği 2002-2003 yıllarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etnik çatışmalarda yer aldı. Bu çatışmalarda en az 60 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. İnsan hakları örgütleri Lubanga'yı çok sayıda katliam, işkence, yaralama ve tecavüzle suçluyor. Lubanga'nın pek çok aileyi ya paranızı ya da çocuğunuzu diyerek zorladığı ifade ediliyor. On the Frontlines isimli belgeselde çocuk askerlerin korkunç ifadelerine yer verilmişti. Ben başçavuş rütbesine sahibim. Ön cephede kurşunlarımla savaşırım fakat asıl gücüm bıçak ve iple öldürmededir. Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi göreve başlayalı 10 yıl oldu. Mahkeme 120 ülkenin imzasıyla kurulan daimi bir yapı konumunda. Yetki alanı da bir suç türüyle sınırlı değil. Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 1993'ten bugüne 60 kişi hakkında hüküm verdiği düşünülerek mahkemeye yöneltilen genel eleştiri çok ağır işlediği yönünde.